İkinci tehlike, birazdan iki gelinin buradan ayrılacak olması. Resmen bu olay rol çaldı yani. Altın dörtlüden önce yapmam gereken, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kim kazandı? Onu açıklamam gerekiyor. Şöyle çeyrek altınımı aldım. Benim de yüzüm güldü. Evet. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklamadan önce içinizden birine maalesef üzücü bir haberim var. Çünkü o gelinimiz -2 ceza aldı ve kaderini çizmiş oldu. -2 ceza puan alan gelinimiz Damla, ne yazık ki sensin. Bu olay bana patladı çünkü ben o kadar stresliydim ki. Gerçekten öyleydim. Ben de çok şaşırdım tabağına. Demek ki bu yüzdenmiş. Evet. 6 kavanoz yapman gerekiyordu, 5 yapmışsın. Evet. Ve şimdi çeyrek altını sahibine teslim etme zamanı geldi. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Vay be, sonunda altınla buluştun Emel. Buluştum Nursel Hanım ama modum o kadar düşük ki inanın vallahi sevinemedim yani. Biz de öyle. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bugün zaten bol bol oynadın. Oynadım, evet. Endamını gördük. Hayırlı olsun tatlı. Teşekkür ederim. Tebrikler, buyurun. Ve şimdi değişik bir yol izleyeceğiz. Malumunuz bugün iki gelin eleniyor ve ben bilezikleri kazanan gelini açıklamadan önce gelinin mutfaktadan ilk elenen gelini açıklamak istiyorum. Final dörtlüsünden önce gelinin mutfaktaya ilk veda eden gelinimiz puanla Emel, ne yazık ki sensin. Evet. Şu gösterdiğim performansı geldiğinden beri gösterseydin. Ya üzerimde bir talihsizlik vardı Nursel Hanım. Yani alışamadım. Yani normalde yemeği çok güzel yaparım. Ya burada bir türlü yapamadım, yaptığım şeyleri de yapamadım. Fark ettim zaten. İlk sezonun yarışmacılarından gelin ve kayınvalidemiz Emel Ergül Düzenli'yi davet ediyorum. Buyurun. Ben sana çok güzel bir bilezik takacağım. Teşekkür ederim. Ya. Hadi başlayalım. Bravo. Tam alıştım. O da cuma günü oldu ve eleme günü oldu. Nasip değilmiş diyorum. Puanlar belli yani az çok. Üzgünüm Emel, yapacak ya bir şey yok. Ya dipsiz kuyulara gidiyoruz, gerçekten. Sen farkında mısın? Zaten kayınvalidem istediği için gelmiştim. Ya onu kırmamak adına gelmiştim. Teşekkür. Gerçekten nasibimiz bu kadarmış diyorum. Evet. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür renk kattınız. Sizi ağırlamaktan gurur duyduk. Sizi alkışlarla davet ettiğim stüdyodan alkışlarla uğurluyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet. Yarışmanın bir parçası maalesef veda.